Gezze.com spor servisinden herkese merhaba. Ben Barlas Ateşli. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi Süper Lig röntgeni ile karşınızda olacağız. Evet, vakit kaybetmeden Galatasaray ile başlıyoruz. Aslan evinde hata yapmadı. Sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan sarı kırmızılı ekip 3 puanla 2 golle aldı. İlk 5 haftada 13 puan toplamayı başaran Galatasaray bunu en son 2012-2013 sezonunda yapmış ve o yıl yolun sonu şampiyonluk olmuştu. Öte yandan ilk 5 haftada forma gidiyor her maçta en az 1 gol atan Gomis rakamları alt üst etmeye devam ediyor. Her 50 dakikada bir skora katkı yapan Gomis gözünü Saffet Sancaklı'nın rekoruna dikti. Sancaklı 94-95 sezonunda ilk 7 haftaya tam 9 gol sığdırmıştı. Gomis ise şimdilik 5 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı. Sırada Başakşehir-Trabzonspor düellisi var. Sezonun en iyi maçlarından biri olan müsabakadan kazanan çıkmadı. Deyim yerinde ise Trabzonspor kaçtı, Başakşehir kovaladı. Bordo mavili formayla Başakşehir'e daha önce 4 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz bu geleneğini sürdürdü. Bu sezon kaleyi bulan 6 şutundan 5'i gol alan Burak Yılmaz, Başakşehir ağlarına bıraktığı gol sayısını da 5 maçta 7'ye çıkarmış oldu. Geldik Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertliler Alanya'da hayata tutundu. Deplasmanla tam 10 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe 11. sınavında farklı bir galibiyeti imza atarak şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe oynadığı futbolla da tam not aldı. Sarı lacivertli takımda Valbuena attığı 2 golle öne çıkarken Jansen de taraftarların santrofor hasretini dindirdi. Geceye dair tek olumsuzluk ise Dirar'da yaşandı. Sakatlanarak oyundan çıkan Dirar'ın kasığında 1. dereceden yırtık meydana geldiği ve önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini kaçırabileceği belirtildi. Beşiktaş fırtınası sürüyor. Geçtiğimiz hafta Porto'yu Portekiz'e gömen siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesinde Konyaspor virajında kayıpsız döndü. Pepe'nin yanına sürpriz şekilde Meteli monte eden Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Quaresma ile sonuca gitti. Beşiktaş, Cenk Tosun'un golünde arka arkaya 14 pas yaparken top yalnızca Talisca'ya değmedi. Barcelona var bu golü Quaresma'nın konsol oyunlarından görmeye alışık olduğumuz resitali süsledi. Bu haftanın oyuncusunu gizli kahraman kategorisinden seçtik. Valbuena, Gomis ve Burak Yılmaz ikişer gol atsalar da hiçbiri Atiba kadar kusursuz oynamadı. Son dönemde eski formunu mumla aratan Kanadalı Yıldız, Konyaspor karşısında adeta küllerinden doğdu. Attığı 60 pasın hiçbirinde hata yapmayarak %100 isabetle oynayan Atiba rekor kırdı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de 2014-2015 sezonu başından bu yana bir maçta pas hatası yapmadan en fazla pas atan oyuncu olarak tarihe geçti. Atiba ayrıca girdiği 5 ikili mücadelenin de tamamını kazanarak galibiyetin gizli mimarı oldu. Haftanın takımı köşemizin bugünkü konu Göztepe. 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen İzmir temsilcisi kaybolan yılların acısını çıkarıyor. Trabzonspor ve Osmanlıspor'un ardından bu hafta Gençlerbirliği'nde deviren İzmir temsilcisi 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Puanını 10'a çıkaran Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Maç başına 2 puan ortalaması tutturan Mert Tuna ve öğrencileri bu alanda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Bursaspor'un önünde yer alıyor. Evet, haftanın önemli maçlarına yakından baktık. Şimdi oluşan puan durumuna ve alınan toplu sonuçlara bakıyoruz. Kayserispor 2, Antalyaspor 0. Yeni Malatyaspor 2, Bursaspor 4. Galatasaray 2, Kasımpaşa 0. Akhisar 2, Karabükspor 1. Osmanlıspor 2, Sivasspor 4. Medipol Başakşehir 2, Trabzonspor 2. Göztepe 3, Gençlerbirliği 2. Aytemiz Alanyaspor 1, Fenerbahçe 4. Beşiktaş 2, Atikerkoyunspor 0. 13 puanlı Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Aynı puana sahip Beşiktaş ise 2. sırada yer alıyor. 10 puanlı 4 takımdan Göztepe 3. Kayserispor 4. Başakşehir 5. Akhisar ise 6. basamakta bulunuyor. 9 puanla sahip Bursaspor 7. sıraya yükselirken 8 puanlı ilk takımdan Fenerbahçe ve Trabzonspor ise sırasıyla 8. ve 9. basamakta bulunuyorlar. 7 puanlı Kasımpaşa 10. 6 puanlı Sivasspor 11. 5 puanlı Kardemir Karabükspor ise 12. basamakta yer alıyor. 4 puana sahip iki takımdan Malatyaspor 13. Antalyaspor 14. sırada bulunurken 3 puanlı iki takımdan Atikerkoyunspor 15. Antalyaspor ise 16. sıranın sahibi konumunda. Henüz birer puanı bulunan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da ligin son sırasını paylaşıyorlar. Evet arkadaşlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Lig'in röntgenini çektik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.